Herkese merhaba sevgili Teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün neredeyim? Bugün Microsoft Teknoloji Merkezi'ndeyim. Microsoft Technology Center diye İstanbul'daki Microsoft'un merkezinin bulunduğu binanın içinde. Böyle güzel, şu anda arkamda da gördüğünüz gibi... Güzel bir alan yapmışlar. Burada birçok teknolojiyi deneyimleyebiliyorsunuz. Şimdi ben buraya bugün niçin geldim? Bugün Microsoft'un siber güvenlik konusundaki çalışmalarla ilgili bilgi alacağım. Ozan Bey bana bilgi verecek bu konuda. Ve bu aldığımız bilgilerle 2020 yılının siber güvenlik trendleri konusunda konuşacağız kendisiyle. Aynı zamanda hem kurumlara hem de bireylere çok güzel önerileri var. İşte 2020 yılında siber güvenlik konusunda ne gibi trendlerle karşılaşacağız, neler yapmamız lazım, kurumların ne yapması lazım, bireylerin ne yapması lazım, hepsini sorduk. İşte bu özel röportajımız, hep beraber izleyelim. 2020 güvenlik e, tehditleri aslında geçmiş e, dönemdeki trendi e, takip ederek aynı şekilde devam ediyor. Nedir? Bu son 10 yılda e, 27 kart e, güvenlik ataklarının arttığını e, görüyoruz. E, burada yanlış şöyle de bir durum da var tabii eskiye nazaran başarılı atakların sayısı daha doğrusu oranı azalıyor. Başarısız atakların oranı artıyor. Fakat oranlar bu şekilde değişmekle birlikte tabii şey arttığı için atak sayısı da arttığı için bu sefer başarılı ataklar hani numerik olarak baktığınız zaman sayılarının arttığını görüyoruz. Oranı düşüyor ama sayıları artıyor. Böyle bir trend görüyoruz. Ne gibi spesifik alanlarda olduğuna bakacak olursak. Bir bu en son Türkiye'de de yaşanan DDoS adını verdiğimiz firmaların online verdiği hizmetlere yönelik o hizmetleri kesintiye uğratmaya yönelik saldırılar devam ediyor. Kurumların doğrudan atak eden ataklar var bir de gruplaşmış hani birden fazla genel bir alanı etkileyecek ataklarda bunlar tabii çok tüm dünyaya etkileyen vanacray gibi tüm dünyaya etkileyebilecek atak tiplerini de bekliyoruz biz 2020 yılı içerisinde tedarik zinciri dediğimiz daha çok firmaların mobil uygulamaların updatelerinin içerisine bir şekilde konuçlanan ve dolayısıyla o bütün o uygulamayı kullanan geniş bir kullanıcı kitlesini bir anda hedef almayı e, hedefleyen atak tipleri e, olabiliyor. Bir de doğrudan kurumları e, atak ederken kullanılan genellikle kimlik hırsızlığı tabii çok en çok gördüğümüz e, alanlardan bir tanesi. Çünkü kimlik bir anahtar gibi e, onu ele geçirdiğiniz zaman e, o anahtar yetkisiz, yetkisiz düşük bir anahtar olmasına rağmen o yolculuk içerisinde eğer bir kurumun içerisine girdikten sonra daha yetkili anahtarlara, daha yetkili e, kimliklere e, atlayarak oradan oradan oraya sekerek ...istenilen zararı yaratmak ya da ilgili bilgiyi almak mümkün olabiliyor. Genelde bizim beklediğimiz güvenlik tehditleri, siber güvenlik alanı için konuşuyorum tabii ki... ...bunlar olduğunu söyleyebilirim. Tabii şimdi bireysel tarafla kurumsal alan arasında belli farklar var. Genelde bireysel alandaki ataklar yani bireysel kullanım içerisindeki etkilenmeler daha çok bu kurumsal alandaki atakları yem olma şeklinde gerçekleşebiliyor. Bu ne oluyor olabilir? İşte bir bot network dediğimiz network'ün bir parçası olma gibi olabilir. Nedir bunu? Yani çok kabaca özetleyecek olursak, siz diyelim ki işte bir istenmeyen yazılımı bilgisayarınıza veya cihazınıza bulaştırdınız. Sizin haberiniz olmadan arka planda bu şey çalışıyor ve bizim çoban adını verdiğimiz bir kişiyi bir yere atak etmek istediği anda ...siz ve sizin gibi bu yazılımın bulaştığı birçok şeyi aynı anda bir hedefe doğru yönlendiriyor. Siz yine hiç haberiniz olmadan siz aslında bir atağın parçası olmuş olabiliyorsunuz otomatik olarak. Dolayısıyla bir, bir, bu anlamda bir kullanılma durumu söz konusu. Bunun size etkisi ne olabilir? Arka tarafta tabii sizin kullandığınız cihazın kaynaklarını doğal olarak tüketiyor olması ve sizin daha performanssız... Bir şekilde cihazınızı kullanıyor olmanız oluyor. Bu dolaylı bir etki. Bir de tabii şunlar çok tehlikeli: sizin hani kişisel verilerinizin, kişisel bilgilerinizin sızması söz konusu. Buradaki en önemli şey tabii ki finansal bilgileriniz, kredi kartı bilgileriniz ya da işte kimliğinize ait bilgiler. Bunlar tabii çok çok dikkat etmemiz gereken alanlar. Bunlar da doğrudan sizin cihazınızdan olabilir ya da yine dolaylı olarak kurumların sistemlerine giren hackerların orada toplu olarak sizin de bilgilerinizin içerisinde olduğu bilgileri alması yönünde olabilir. Bunun için biliyorsunuz işte tüm dünyada kişisel verileri koruma kanunu ile çeşitli önlemler alın alınmaya çalışılıyor. Hem ya işte kötü niyetli veya kötü niyetli olmadan olan olayları önlemek için. Kötü niyetli olmayan olaylar ne olabilir? İşte hackerların sizin sisteminize girip yani kurumun sistemine girip, bilgileri çalması olabilir, kötü niyetli olabilir ya da ticari diyebileceğimiz e, kurumun sizin bilgilerinizi e, ticari amaçlarla başkalarına satması olabilir. İşte bu tarz kişisel verileri koruma kanunu, GDPR gibi Avrupa'da, işte Türkiye'de KVKK gibi e, kurumları e, kişisel toplamış oldukları kişisel bilgiler konusunda sorumluluk e, sorumlu altına aldığı için e, bu bir miktar gelişim alanı olduğunu görüyoruz. Ama bunların yeni konular olması, siber güvenliğin görece yeni bir konu oluyor olması e, dolayısıyla hala bu konu, bu konuda ciddi gelişim alanı olduğunu gösteriyor. Bu açıdan benim son kullanıcılara tavsiyem burada çok uyanık olmak, bilgi sahibi olmak ve kendilerini koruma altına e, almalarını sağlamak yönünde olacaktır. E, Microsoft olarak biz siber güvenlik konusunda çok ciddi yatırımlar yapan, e, bu konuda hem çözümler üreten hem de e, dünyada bu konuda çalışan çeşitli e, organizasyonlarla birlikte hareket eden e, bir şirketiz. Bir kere Microsoft'un genel olarak yıllık arge bütçesi 12 milyar dolara yaklaştı. Yani biz her sene çözümlerimiz için işte yani birçok alanda, arge yaptığımız alanda ciddi bir bütçe ayırıyoruz. 12 milyar doları bulan bir bütçe. Biz bunun 1 milyar doların üzerindeki bir rakamı şu an siber güvenliğe ayırır bir konuma geldik. Hem kendi çözümlerimiz olsun, hem süreçlerin iyileştirilmesi olsun. Aynı zamanda 3500 tane sadece siber güvenlikli, ilgilenen 3.500 üzerinde sadece siber güvenlikle ilgilenen ekibimiz var. Bunlar işte kırmızı ekip mavi ekip gibi de içlerinde ayrılıyorlar. İşte bir, bir tanesi bizim sistemlerimizi koruyor. Bir tanesi işte white hacker dediğimiz şekilde bizim sistemleri zorlayarak açıklar bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir rekabet içerisinde çalışıyorlar. Ya e, tabii yapmış olduğumuz yatırımlar çözümlerimizin sonuçta göstermeye başladı birçok alanda işte çeşitli uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından bu alanlarda lider olarak görür, gözüküyoruz. Örneğin işte son uç nokta güvenliğinde yani bizim EDR dediğimiz End Point Protection'da kurumların son kullanıcılarını güvenlik altına alınması konusunda lider konuma geldik çözümlerimizde. İşte bir adına verdiğimiz işte bulut tabanlı uygulamaların güvenliğini takip etme ve önleme konusunda lider konuma geldik. Dolayısıyla hem çözümlerimiz bu anlamda gelişiyor ve şey noktaya giriyor. Her geçen gün daha iyi noktaya geliyor. Aynı zamanda bundan da daha önemlisi belki bizim tabii çok ciddi bir masaüstü veya diyelim ki Windows'la birlikte tüm cihazlara yayılmış uç noktada takip ettiğimiz cihazlarımız var ve bununla birlikte Office 365 gibi işte Hotmail, Outlook.com gibi, Bing gibi servislerden de günde trilyonlarca sinyali alıp bunları siber güvenlik anlamında inceleyip analiz ediyoruz ve bunların hepsini arka tarafta AI kullanarak yani öğrenen bilgisayarlar dediğimiz sistemler dediğimiz yeni algoritmalarla değerlendirerek çok hızlı bir şekilde aksiyon alıp bunları hem kendi müşterilerimize hem de çeşitli işbirliği yaptığımız kurumlara hızlı bir intelligence olarak, bilgi olarak paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla bizim burada sağlamış olduğumuz şey sadece işte belli bir çözümün fayda sağlaması sağlaması değil. Aslında bizim Microsoft Security Graph adını verdiğimiz çok geniş alanlardan, cihazlardan ve sistemlerden beslenen ortak bir Akılda bizi bunu yönetiyoruz. Bunlar da hep dediğim gibi AI fonksiyonatıyla de desteklenmiş durumda. Kurumlara önerdiğimiz tabii ki birçok konu var. Hem bu konuyla ilgili bir gündem oluşturuyor olmaları, yani bu konudaki farkındalıklarını arttırıyor olmalıdır. Çünkü bu artık öyle bir noktaya geldi ki bizim konuya yaklaşımızın, biz zaten şu anda açık durumdayız bizim şu anda bizim bilemediğimiz birçok gedik şirketimizde var gözüyle olaya bakıyor olmakla başlıyor. Dolayısıyla bu noktada baktığımız zaman bununla ilgili önlemleri proaktif olarak almamız gerekiyor. Bunun için tabii ki uygun bir uzman kadrosu şart, bununla ilgili bir bütçe ayırmak şart, bununla ilgili bu konunun üst düzeyden yani şirketin üst düzey sorunları tarafından hem bilgi sahibi olunuyor olması hem de bu konuyla ilgili bir gündem içerisinde tutuluyor, takip ediliyor olması gerekiyor. Her şeyden evvel. Bununla birlikte çeşitli trendler de görüyoruz. Hani işte önemli kritik sistemleri networkten veya işte internetten ayırmaya yönelik. Ama burada tabii bunun da bir maliyeti var. O zaman da bu sefer üretkenlikten ve esneklikten ödün vermeniz gerekiyor. Ben bunu çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada yapmamız gereken şey böyle sadece belli alanları koruyan çözümler almaktansa bu işe bir platform gözüyle bakıp bir kolektif hem süreçlerle desteklenmiş hem de sistemlerin, güvenlik sistemlerinin, siber güvenlik sistemlerinin birbiriyle entegre çalıştığı platformlara yönelmenin doğru çözüm olduğunu görüyoruz. Çünkü sadece belli alanları, belli çözüm belli uygulamaları veya belli cihazları koruyan sistemlere yatırım yaptığınız zaman bunların %100 başarı sağlamadığını görüyoruz. Yani siber güvenlikte hiçbir zaman %100 başarıdan bahsedemeyiz belki ama eğer bir ortak kolektif çalışan ve birbiriyle entegre çalışan bir siber güvenlik altyapısı platformu oluşturduğumuz zaman onun başarı kriterinin yani başarı sonuçlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla benim en önemli tavsiyem hani bu konudaki gerekli farkındalığı oluşturmanın, işte gerekli donanımı, gerekli kadroyu oluşturmanın yanında aslında seçeceğimiz çözümlerin birbiriyle entegre çalışan ve platform bazlı çözümler olmasına dikkat etmek olacaktır. Çok teşekkür ederim bilgi için. Ben çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar Ozan Bey'den çok güzel bilgiler aldık. Sizin de bu konuyla ilgili merak ettiğiniz başka sorular varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere hoşçakalın.